AK Parti Belediye Başkanı Bahattin Aktu ortak olmak istedi. Ama biz buna izin vermedik. Belediye başkanı alışmış zaten orada güçlü konukta ne oluyorsa, ne var ne yoksa her şeyi kendine ister. Yani herkesten pay istiyor zaten. Bu orada yapılacak en ufak bir icraatte bile, bir inşaat bile yapılacaksa o rüşvet almadan hiç kimse hiçbir şey yaptırmaz. Biz vermediğimiz için bu sefer yandaşlarını kışkırtıp üzerimize saldı. Biz orayı kiraladıktan sonra temizlemek için kepçe getirdik. Paletli kepçe getirdik. Orman arazisi aslında hiçbir şekilde parsellenip halka dağıtım olmaz. Çünkü orman arazisi. Bunu parselleyip halka size dağıtacağım diye, bedava dağıtacağım diye kışkırtıp üzerimize saldı. Belediye başkanı ne derse, korkudan mıdır bilmiyorum ama sadece baskı ve yıldırma. 25 Eylül'de tekrar kepçeyi biz tekrardan getirtmek istedik. Bu 5. kepçedir yalnız, onu da söyleyeyim. 5 defa geldi gitti, belediye başkanı 5 defa kepçelerimizi engelledi. Anons yapıldığı zaman biz emniyet müdürlüğündeydik. Biz emniyet müdürlüğünden duyduk. Orada ifade verirken polisler arasında konuşuluyordu. Ne oldu falan dedik. Dediler vallahi anons yapılmış. Orada zaten tutanaklar da var. Anons yapılmış dedi. Dışarı çıktık biz. Belediye başkanı da caminin avlusunda bütün halkı toplamış. 200 kişiden fazla toplamış. Kimse aslında ne olduğunu da bilmiyor. Anons, herkes gelsin işte, bu arazi yaptırmayacağız. Halk linç edin. Yani halka işte kepçeyi yakın, yıkın. Bunları linç edin. Yanına gittik. Konuşmak için bize tek dediği şey, 7 gün içerisinde ya evinizi buradan götüreceksiniz ya da ben sizi yok edeceğim. Eşime, seni ve aileni yok edeceğim dedi. Eşim evden saat 8 gibi evden çıktıktan sonra takip ediliyor. Belediye başkanı şahsı, kendisi takip ediliyor. Eşim oradaki benzinliği geçtikten sonra otostop çekiyor. Otostop çekiyor, Salih Gök adında birinin arabasına biniyor. Ve oradan Salih Gök'e sürekli telefonlar. Durdur arabayı, onu bize teslim et diye. Salih Bey de şey diyor, işte ben teslim edemem. O zaman diyor eşime, diyor ki seni güvenli bir yere götüreyim bari. Orada düğün yurdunun emniyet noktasına götürüyor. Orada askeri noktaya bırakıyor ve kendisi gidiyor. Ve Salih Gök şu anda da tehdit ediliyor sırf götürdü diye. Ondan sonra eşim hani o güvenlik güçlerine güvenerekten orada kalıyor. Düğün yurdu askeri noktada. Tekrar orada eşim darp ediliyor. Belediye başkanı tarafından tokatlanıyor, diğer yandaşları tarafından tekmelenip bayağı bir küfürle, ağza alınmayacak laflarla, hakaretlerle oradaki askerler tarafından çekiliyor, alınıyor. Ama işte eşime hatta sen teröristsin, sen şöylesin, böylesin diyor. Oradaki askeriye hiçbir şekilde müdahil olmuyor. Sadece eşime biz seni güvenli bir noktaya götürelim diyor. Ama gelecek kepçeyi de biz güvenli olarak güçlü konağa getireceğiz diyor. Ama kepçeyi hiçbir şekilde getirmediler. Eşimi de getirip güçlü konağa bıraktılar. Şimdi ben devletin bize verdiği bu avantajı gerçekten kullanmak istiyorum. Verilen yer zaten moloz yığınlarından başka hiçbir şey değil. Hiç kimseye de bir fayda sağlamayacak. Ben orayı ağaçlandırmak istiyorum. Güçlü Konak Belediye AK Parti Belediye Başkanı belediyeyi arkasına alıp, askeriye arkasına alıp şu an bütün Güçlü Konağı elinin altına almış durumda. Yani oradaki halkı, oradaki gerçekten halk çekiniyor artık. Yani konuşmaya bile çekiniyor, korkuyor. Öyle bir korkutma mekanizması var ki bilmiyoruz ama yani halk çekiniyor, korkuyor. Can güvenliğimiz yok, kesinlikle can güvenliğimiz yok. Biz bunu emniyet güçlerine de bildirdik, savcılığa da bildirdik. Sürekli tehdit alıyoruz. Kamuoyuna da bildiriyoruz. Yani buradan gerekli mercilere de bildiriyoruz. Bizim can güvenliğimiz yok. Bir arazi, devlet projesi için
Adam her gün bizi tehdit ediyor. Buradan yetkililere sesleniyorum ben. Bu adam AK Parti'nin gücünü kullanarak her türlü halka korku, şiddet, şantaj, her türlü şeyi uyguluyor. Baskıyı uygulayarak halkı gerçekten yıldırmaya çalışıyor. Buradan yetkililere sesleniyorum ben. Bu adam gerçekten herkese zarar veriyor. Lütfen artık yeter. Yeter diyorum.